Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Infliction'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen bölüm abi bir gün ara verdiğimiz için geçen bölümde aslında ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ben de şimdi sizlerle birlikte oyunu hatırlamaya çalışacağım. Bu arada gençler yeni bir kanal açtım. Öyle filmleri yorumladığım falan böyle bir kanal oluşturdum kendime. Çok dizi ve film izleyen biriyim çünkü. Hani çok da konunun uzmanı değilim açıkçası. Ama neden olmasın dedim. Destek vermek isterseniz linkini açıklamaya koyacağım. Oradan bana destek verebilirsiniz. Kanalıma abone olarak siz de dizi ve filmleri çokça izliyorsanız sizleri bekliyorum gençler. Şimdi görevimiz ne abi? Görevimiz Tanrı'nın huzurunda giyilen giysiyi bul. What the fuck? Kefen. Ananı avradını kefen. Vallahi buldum. Kefendir oğlum. Başka ne olacak ki? Ha? Aşağıda yine curcuna kopuyor abi. Aşağıda yine curcuna kopuyor. Bu arada arkadaşım biri ne zaman utanmayı bırakıp kamera açarsın diye sormuş. Ya aslında biliyorsunuz ben kamera açıyordum. Yani yayınlarımda zaten kamerasız yayın yapmıyorum. Uzun zamandır da yayın yapmıyorum. Ama işimden gücümden fırsat bulup da yapamıyorum. Normal videolarda da kamera açmıyorum çünkü hani videolarımın çoğunu ışıkta çekiyorum. Yani hani böyle karanlık bir ortam olmuyor. Pek müsait olmuyor. Ha derseniz ki o da olur Umut abi, niye olmasın? Sen yeter ki kamera aç. Ben kamera sizin için açarım abi. Hiç önemli değil. Ben sadece atmosferi bozmamak adına bu şekilde videoları yayınlıyorum. Fakat dilerseniz sizler için kamera açabilirim. Burada ışık var ilginç bir şekilde. Sanki daha önce yoktu lan bu ışık. Oyunda koşmanın olmaması çok ilginç ya. Bir yerden bir yere hızlı gidemiyorum maalesef ki. Abi burada kumaşlar var. Elbiseyi ben yapacağım herhalde. Ananı avradın. Dikiş makinesi de var. Dur beyaz bir kumaş ver bana oradan. Alamıyor mu? Alamıyorum. Oğlum şurada bir kefen dikseydim kendime ya. Gerçi gavurlar. Gavurlar. Kefen diyorlar mı lan? Bak hiç bilmiyorum ben onların kültürünü. Filmlerde falan gördüğümüzde genelde takım elbise falan giyiyorlar. Ne bileyim. Kadınlara da beyaz gelinlik gibi bir şey giydiriyorlar galiba. Bilemiyorum. Bilemiyorum ama birlikte öğreneceğimizden eminim. Dur abicim dur. Tanrım sürekli ölüyorsun. Sürekli ve sürekli. Sana küçük bir sır vereceğim. Ani bir ışık patlamasıyla sersemletilebilir. Ancak beklenmediği bir anda olmalı. Beklemediği bir anda. Ha. Bu bana saldıran yaratıktan mı? Ruhtan mı bahsediyor? Hayda. Yine öldük. Oğlum telefonla konuşsaydık lan. Oç ya, oç ya, oç. Bak kızım. Senin ağzına sıçarım. Tamam mı? Evde ışık yok ki. Ben buna nasıl ışık vereceğim?
Ay köpek soyu seni. Every culture has a place Onu of ne punishment. uğradın? They have many names. I don't know what culture this is. This is a place for reflection. The fabric between this place and the beautiful darkness is breaking down. Ay herif çarpıldı. Anan çok da pis duruyorsun ya. Senin ışık mışık yok mu atayım kafasına şunun? Aşağı inemiyoruz. Aşağı inmeye çalıştığımız zaman bocalıyoruz. Yani kapan abi. January 11th, 1986. We just got back from 11 the hospital 1986. with the latest addition to our family. Ailemize en son katılan Little küçük Michael Michael ile hastaneden and yeni pregnant. döndük ve onun durumu gayet iyi. Feeling a Yine de biraz strange, garip hissediyorum. Though, Neredeyse depresyona girecektim. Feel so Kutlama guilty zamanı for olması feeling this gerekirken way böyle when it should be a hissettiğim time için kendimi çok suçlu celebration. hissediyorum. Gary Gary's harika been davrandı great, ama but he nasıl doesn't hissettiğimi understand anlamıyor. how I'm feeling. Onunla konuşmaya I tried çalıştım ama to talk to him savunmaya about it, geçiyor but ve he just sahip doesn't get olduklarının it and kıymetini tells me to bilmemi be happy. söylüyor. Aklı He's ama bu kadar right, but basit değil. it's not that İlk çocuğumuzda simple. yaşamadığımız These aren't normal that I'm having postnatal depression with my ilk second child. çocuğumuzda I didn't have it with my çocuğunuzda first. yaşamadığınız bebek hüznünü I'm ikinci depressed and çocuğunuzda happy at the yaşamanız same normal time. mi? My Aynı anda God, hem this is depresyona confusing. hem depresyonda hem de mutluyum. Sanırım bu çok Many kafa variables should karıştırıcı. put me Umarım through this. geçer. Gerinin bana I'm destek sure it's olacağını all going to be biliyorum. fine. Her şeyin yoluna gireceğine The nurse eminim. suggested that I Hemşire keep a journal to help düşüncelerimle work başa through my çıkmama thoughts. yardımcı olması So, için here we günlük go. tutmamı önerdi. İşte başlıyoruz. Peki. Galiba üzerine doğru gideceğim abi ben başka bir dakika. Oğlum sen niye bana bakıyorsun sürekli ya? Aha. Bir anının içine girdik sanki. Sanki bir anının içine girmiş gibi hissediyorum abi. Yapabiliyor muyuz buradan yukarı? Biraz puslu ama olsundu. 23 Mart 1985. Bu hafta sonu beni gerçekten şaşırttı. Gözlerim bağladı ve beni arabaya bindirdi. Göz bağını çıkardığında ormanda küçük, yıkık dökülük bir kulübe gördüm. Burayı ölen bir avcının emlak satışından falan satın almıştı. Kulübeyi onarmak istiyor. Böylece kendi küçük romantik kaçamağımızı yapabileceğiz. Maggie hafta sonu komşularda kalacak. Sanırım bu en iyi şekilde, bunu en iyi şekilde değerlendireceğim demiş. Yani çocuğunuz oldu diye ölmediniz ya oğlum. Aa, dur. Burada bir fotoğraf çekmem lazım abi. Buranın mı fotoğrafını çekmem lazım acaba? Nerenin fotoğrafını çekeceğim kral? 24 Mart 1985 o buradayken aynı değil. Başta emin değildim burası ürkütücü bir yer ama dün geceki tek kelimeyle harikaydı. Belki de bu harika bir fikirdi. Sadece bir kadının ufak dokunuşuna ihtiyacı vardı. Just needs a woman's touch. Tamam be oğlum anladık seviştiniz yani tamam bu kadar detay niye veriyorsun ki ayıptır günahtır ya. Şimdi şurayı bir fotoğraflayalım abi. Ya
Burada yanlış bir şey göremedim. Şurayı fotoğraflayalım. Ben burada da yanlış bir şey göremedim. O zaman şurayı fotoğraflayacağım. İyi de yok ki. Her yere fotoğraflayalım ha, ne yapalım? Şöyle bir fotoğraflayalım. Aa, kurtta bir şey var. Ne oluyor lan? Hoşt. Hoşt köpek. Oğlum çok kötü bağırıyorsun ya. Did you hear that? What? What the fuck? Dad's a drunk. Huh? He drank and drank. The answer lies below. You'd better hurry. She's here. On an algorithm. Abla oradaydı. Abla oradaydı. Abla oradaydı. Buraymış. 25 Mart 1985. Burayı bir daha asla dönmek istemiyorum. Dün gece çok garip sesler duydum. Zıplıları duyabiliyorum. Sanırım yerel halktan bazıları bizi burada istemiyor. Bodrum katından bir ses duydum ve garip gidip kontrol etmek istedim. Tanrım, aşağısı gerçekten garip bir şeylerin olduğu bir mezbahaymış. Tanhiççiliğin bir sanat dalı olarak takdir ediyorum, ancak bu ondan daha fazlası gibi görünüyor. Kulübenin bilinmeyen geçmişine ve garip sesleri arasına bir daha adım atmam için cehennemde soğuk bir gün olması gerek. Korku filmleri işte böyle başlar. Allah Allah. Oğlum bu pis et yığınları da her yerde var ya. 79 yılının 14 Ocağı. Gerçekten kendimde değilim. Her şey çok bulanık. Bugün ayın kaçı lan? Ha, bugün ayın 16. Her şey çok bulanık. Şu anda yazdıklarım bile bana trans benzeri bir durumdan geliyor. Ama bu her şeyi anlamamı engellemiyor. Neredeyse kendi bedenimde hapsolmuş gibi hissediyorum. Bu ritüellerin gücünden mi yoksa başka bir şeyden mi bilemiyorum. Ama gerçekten kendimi kaybediyorum. Asıl soru şu. Aklımı mı yitiriyorum? Kulübenin bodrumuna bakıyorum fakat orada kimse yok. Yine de fısıltıları duyuyorum. Burada olanlar yoksa benim yüzümden mi? Sesleri ayırt edemiyorum. Derinden geliyorlar ama başka bir dünyadan geliyor gibiler. Bu şekilde kalamam. Yoluma devam etmeli ve tünelin sonunda ışık olduğunu unutmam. Işık olduğunu ummalıyım. Bravo. Aha, burada. 79 Mart 19. Sadece bir ritüel kaldı ve sonunda seslerden birini duyabildim. Dediler ki bunun bedelini ilk doğan oğlun ödeyecek. Bu bodrum katında tek başıma oturuyorum, sesler duyuyorum ve bir kitaptan ritüeller yapıyorum. Bunların hiçbiri normal gelmiyor ama yine de devam etmek zorunda hissediyorum. Hem aklımı hem de benliğimi kaybettim. Şimdi doğmamış çocuğum hakkında saçma sapan şeyler duyduğum için sadece bir tek çözüm görebiliyorum. Kanser kesilip atılmalı ve benim zehirli zihnim de bu dünyadan sürgün edilmeli. Eğer bu mektubu okuyacak olursanız sakın kitabı okumayın. Şimdi gidin. Az siktir. Okuduk biz az önce.
Bunun kitapta okunacak gibi değil ki. Gidelim o zaman bize de. Bize yol gözüktü abi. Yani çok da hani buraya atlayacağımızı hiç düşünmemiştim ama. Abi demek ki ne başladıysa o satın aldığımız kulübede başlamış. O kitap da oraya nereden gelmiş bilmiyorum ama sanırım o kitabın oraya nereden geldiğini de yakın zamanda öğreniriz diye düşünüyorum. Aa, nereden girdik, nereden çıktık lan? Kafa gitmiş. Bu abladan kurtulmak için ışık mı yakmamız lazımmış? Ne yapmamız lazımmış abi? Şöyle bir şey var. Aşağı inmek zorundayız. Bunu açabiliyoruz ama nereye yakıyor bilmiyorum. Aa, beni öldürdü ve gitti, şerefsize bak. Little Michael. Benim küçük Michael'ım, bu isme hala But he's alışamadım starting to ama grow on alışacağım. me. He's perfect. Mükemmel ve And he tıpkı sana looks benziyor, just gözlerini like senden you. almış. He's got your eyes. Ne zaman doğmuş? 86. Ha, 9 Ocak 1986. Halloween partisi. Orada bir şey parlıyor. Geçtiğimiz tatil sezonunda 95 ölüm gerçekleşti. Ölümleri %60'ı alkolün etkisi altındayken oldu. Polis departmanında Max Verhoeven, alkol kaynaklı şiddet ve araba kazalarının büyük bir sorun haline geldiğini belirtti. Bağımlılıktan muzdaripseniz hemen yardım isteyin. Ancak bağımlılığınız çevrenizdekilerin hayatını etkiliyorsa bu konuda bir şeyler yapmanın vakti gelmiş demektir. Ve bir diğer haberimiz, dün gece belediye binasında bir vandalizm eylemi yaşandı. Grafitiye dükkanına kim el koydu onu yazmıştı. Ne? O çok hızlı geçiyor, hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi çıkacağım ha. Remains were found 43 years ago. Question: Why now? Police have no suspects or motive, but say it's likely that some of our youths came across this story and are simply acting out. Looking into the history of this message has us all intrigued. Who did put her in the witch elm? On a brighter note, if you're planning a wedding, Pleasant Bridal is having a 50% off sale. We all know weddings can be expensive, so a sale like this could see you grab the wedding dress of your dreams at half off. Tamam oğlum, reklam da geçiyor pezevenk ya. Ne oldu?
Yerin bodrumundayız ama bu bizim bodruma benzemiyor. Bulduk lan. To see the bride before the wedding. Günden önce gene görünmek uğursuzluk getir, öyle durma. Wait a minute. Come here, you. Now go. We're gonna be late to the altar. Evet. Gel. Ağzına sıçtım. Gel. Gel oğlum, gel. Ne yapacağını hepimiz biliyoruz. Bıçakladı bir de galiba. Vıcık diye ses geldi. Şimdi. Burada gerçekten garip şeylerin olduğu bir mezba var. Sadece bir kadının dokunuşuna ihtiyacı var. Cennet'in sonu düzgün olacak. Kasam buraya yakın aynı adam değil. Bundan söylediği şeyler tekrarlıyor. Yine ve yeniden odadayız abi. Selamünaleyküm. Atalardan kalma bir obje bul. Peki. Ya... abi ben... Senle hiç muhatap olmak istemiyorum ya. Geldik yine buraya. Allah'ın belası yer. Aga burada bilmediğin kapıları açmamak lazım yani. İçinden ondan sonra o şişko herif çıkıyor. Camından baksak yeter. Aa, bunlar böyle mi açılıyor? Ben de diyorum bunlar ne? Ananı... Abi çıkacağım. Oğlum buralar nasıl yerlermiş böyle ya? Burada bir şey yok. Devam ki. Abicim inşallah kalkmazsınız vallahi, hani benlik bir durum yok. Beni buraya yolladılar, dediler ki şunu yap şunu yap. Ben de görevimi yerine getirmeye çalışıyorum, yoksa yani sizi hiç rahatsız etmek istemem. Olduğunuz yerde de yatın, ayağa da kalkmayın yani hani. Oğlum bu insanları işkence etmiş bu o evlatları ya. Buradan girdim. İlerliyoruz abi, ilerliyoruz. Açılmıyor. O
ana, ne avradın abi? Fotoğrafta kapının arkasında biri gözüküyor diyor. Aa, şimdi yok. Seni şerefsiz, seni. Ananı avradını, bu nasıl havalanma lan? Vallahi iyi havalandık. Güzel havalandırmaymış. Boynumuz kırıldı anasını satayım. Her yerde kan var. Ben yukarıdan düşmedim mi? Aynen, ben buradan düştüm. Bir dakika, buradan bir yere gidebiliyorum ama burayı bir araştırmak istiyorum. Ama sanki burası da bir tuzakmış gibi. Ananı avradın. Abim. Canım abim. Kapandı. Ne kadar kapalı kaldı burası? Durmuyor değil mi lan? Atalardan kalan bir yadigar bu. Bu arada biz evdeydik. Nereye buraya geldik ya? Ne oldu biz abi? Biz neredeyiz anasını satayım ya? O da çıkmış. Oğlum nasıl bir yer burası? Ben olayım, nasıl bir yer burası? Aa, gayet nezih, güzel bir yere geldik. Aa, eve geldik. All that training paid off it seems, as she came first in the annual trial. Abi. And you know who you are. Or do you? Some believe this is their life flashing before their eyes. Arkamı dönmesem sanki daha iyi olur gibi. Yani o gölge hiç hayra alamet bir gölge değildi abi.
Anne, son birkaç yılda başıma gelen her şey için özür dilerim. Artık dayanamıyorum. Babam sana zarar verirken kaç kez yatağın altına saklandım bilemezsin. Kaç kez yatağın altında senin ağlamanı dinlerken uyuyakaldım. Beni tüm bunlardan uzak tutmadığın için sana kızgınım. Erkek arkadaşımla kaçacağım ve geri dönmeyeceğim. Sokakta uyusam bile buradan daha güvende hissederim. Artık bu şekilde yaşayamam. Artık bunların hiçbirinin normal olmadığını anlayacak yaştayım. Belki bir gün tekrar görüşürüz ama onu bir daha asla görmek istemiyorum. Yardım al anne. Seni seviyorum. Her zaman seveceğim. Maggie. Maggie. Yavrum. Yavrum. Yavrum Maggie. Yavrum. Boklu tabulu dot. Devam et abi. Ananı avradını. Ne oldu? Geldi mi? Göremedim abi. Niye gerilim yüzü veriyorlar bana? Vay. Ananı avradını. Ay, yatağa bak, bunun altına girsin. Bukarıdan bu bölümde çok çekeceğimiz var abi. Aşırı çekeceğimiz var. Yok, nereden gördü beni? Saklandım hemen oraya. O vıcık yapıyor ya, vıcık yapıyor. Böyle ekran bir vıcık yapıyor. O anda herhalde geri mi çıkmak lazım? Ne yapmak lazım? Bilmiyorum ki. Etrafta öyle saklanacak alan da çok değil yani. Neyse, reisi cumhur, çözeceğiz bu durumu, çözeceğiz. Oğlum az önce telefon çalmamıştı. Ya. Dayı, anladık da hangi düğmeye basacağız hani? Ya saklan. Ya. Ah.
Oğlum saklanacağım. Yer yok. Saklanacak yer yok burada. Kurban oldu. Düğmeye bas diyor. Hangi düğmeye basacağım? Gördüğü gibi saldırıyor. Burada saklanacak bir yer yok. Dur bakayım, bir şeyler yapacağız. Tamam, gidiyor. Güzel. Tamam, dur. Bura ne? Ne oluyor şu an? Tekini. Öldü mü abi? Rahat rahat dolaşabilir miyim şu anda? İnşallah dolaşabiliriz. April, 12 Nisan 1996 onunla uzun zamandır konuşmamıştım. Bu yüzden kulübeye geri dönmemi istediğimde çok şaşırmıştım. Belki evliliğimizi düzeltmeye, belki de her şeyi geride bırakıp yeniden başlamaya çalışıyordur diye düşündüm. O kulübeye en son gittiğimizde çok romantikti. Ta ki ucube gösterisi başlayana kadar. Asla geri dönmeyeceğimi yemin etmiştim ama bunun evliliğimize yardımı olacaksa bu kabusu sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazırım. Böyle devam etmesine izin mi versem yoksa yardım mı istesem bilemiyorum. Yardım almasını istiyorum ama nasıl tepki vereceğinden korkuyorum. Abla sen kollarını açmışsın. Ananı avradını. Yine mi sen oç? Ha? Yine mi sen? Sana ne yapacağız biz şu anda? Ne yapabiliriz? Ya abi, abla seni az önce öldürdüm ben. Afiyet olsun. Eteğinin altına da don giymemiş. Yazıktır, günahtır ya. Ayıp denen bir şey var. Burada çoluk çocuk izliyor yani. Bu kadar baştan başlamamam lazım bak. Bu kadar baştan olmaz. Evet. Ağzına sıçayım.
Abi bir kere yaptıysak yine yapabiliriz. Hadi. Öldün öldün öldün. Allah belanı versin. Öldün. Dibimde öldü kara. Dibimde öldü. Oğlum nereye gideceğiz lan? Tamam. Üçgen, kupa, örümcek, üçgen. Abi bunu az önce de anlamıştım ama o şerefsizi kapıda görünce aklım başımdan gitti anasını satayım. Aha, yine o kafa. Ablacım dur sen. Sen biraz geriyorsun beni. Bunlar ne oğlum? Abi biz bu ablayı mı bıçakladık? Abi kimdir bu ya? Fare zehri tam olarak ne işe yarayacak bilmiyorum ama mutlaka bir amacı vardır. Dışarıda. Maymun suratlı karı dışarıda abi. Abi. Orada beklerken aklıma geldi lan. Biz bunları çekebiliyorduk çünkü ya. Ananı avradım. Oç. Öyle korkutulur mu lan insan? Ben yukarıdan gitseydim farklı bir sona doğru mu gidecektim? Çünkü o sonradan aklıma geldi mesela oraya girdim oradan oraya geldim. Belki de burayı oynayıp geri döneceğiz oraya bilmiyorum. Oğlum bunlar nasıl resimler ya? Allah'ın belaları bunlar nasıl resimler? Kim yapmış bu resimleri? Efsane ilerliyor ama
Beni bir tık korkutmuyor değil yani. Burası parlayıp duruyor. Yo, içeride bir şey parlayıp duruyor. Aha! Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Eğer klik sesi gelmiyorsa belli ki şifreyi bulacağız abi. Ha. Bir dakika. 10. Sıfırla abi. 10. Belli. Aa, yadigarı bulduk. Hani senin ben al. Oç. Biz seni o kadar bıçaklamadık. Bir tane soktuk, çıkardık. Yani ayıp denen bir şey var. Ne alırsan onu verirsin yani. Bir kere sok bırak. Bazı insanlar hayatlarının gözlerinin önüne önünden geçtiğini düşünür. Her eylemin seni eninde sonunda mahşere götüreceğini bilirsin. Biri tamamen çıldırdı, Maggie kaçıp gitti ve ona karşı çıkmadığım için benden nefret ediyor. Şimdi tek başımayım ve küçük kızımın eve dönmesini diliyorum. Onu seviyorum, onu öylece bırakamam. Ne yapacağız yine? Ne bulacağız? Allah'ını seversen ya. Bıktık bir şeyler bulmaktan ya. Eşyaları yak. Aa, tamam. Olur. Yeriz abi. Aç kapıyı. Eşyaları yakabileceğim bir yeri biliyorum. Lan şömine niye yanmıyor? Orospu çocukları ya. Neyse tamam. Şimdi bir mutfağa gidelim. Çok ağzım bozuldu biliyorum ama yani şu anda stres altındayım. Kusura bakmayın. Mutfaktan bir çakmak alalım. Sonra çakalım abi. Pazar bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı ancak henüz kurtulan olmadı. İşte burada kapının önünde duruyor. Ölümsüz ruhuna karşı işlediği suçların boyutunu anlıyor musun? Artıkları yoluna koyamaz, her şey bitti. Zarar verdi insanlar için sonsuzluğun uygun olmasını sağlayabilir. Well, it's time to end it. Move on to the best part. That concludes our broadcast today. Hayır, bir çakmak, makmak bir şeyler yok mu ya? A
search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. Yak ulan artık. Tamam. Neymiş? Tuş mahalline gelin. Oğlum zaten burası tuş mahalli değil mi? İlla yukarı odaya mı çıkmamız lazım? Bence tuş mahallinde bizi güzelce bir vikileyecekler ama. Hayırlısı olsun be kral. Yani ne yapalım? Selamun aleyküm. Geldim. Abla biz senin için yaptık bunları. Nasıl gidiyor? Aa, kadın kurtuldu. Biz onun ruhunu kurtarmak için mi uğraşıyorduk? İyi de benim ruhum kirlendi lan onunkini kurtarana kadar. Burayı terk et. Ev normale döndü galiba, değil mi? Abi 5 dakika durmam ya. Yok kral yok, 5 dakika durmam. Oğlum arabam orada. Hayda, terk edemiyorum. Ben buradan arabama gideceğim ya. Abi bir dakika abi, biz zaten eve camdan girdik. Tamam. Biz eve camdan girdik. Ama arabamızı garaja park ettik. Ha, buradan girdik biz eve. Burayı hatırlarsınız geçerken. Buraları hep görmüştük. Arabamızı garaja park etmiştik. Evet. Haydi bakalım. Arabam yok. Aga hiçbir şey çözememişim galiba. Evet, iyice boka doğru gidiyorum abi. Boka bulanmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Acı. Oyunun teması tam böyle kalbe indirecek türden olmaya başladı. Aç bakayım şu kapıyı.
Kılan 3 3 7 8 4 6 9. Sonuna gelebildin. I overestimated your comprehension skills. No matter, you finally get it. If you take your place, someone will be with you and we can begin. Oğlum ben öldüm mü? Gençler, bitiş ekranından sonra böyle bir ekran geldi. 243, 690, 8 ile 3 arasında gidip geliyor. Bu ne abi? Bu rakamlar neyi ifade ediyor bilmiyorum gençler. Ben şu anda neredeyim onu da bilmiyorum. Ve oyun bitti sanıyordum. Aynı after credit sahneleri gibi oldu. Şeyi geçtirtmedi. O akan yazıyı geçtirtmedi. Ben de dedim herhalde bir şey çıkacak. Harbiden çıktı. Burada ne yazıyor? Ne var? Oğlum. Abicim, selamun aleyküm. Ama abi, ben de diyorum kurtuldum, evden çıkacağım da gideceğim. Aynen kanka, evden çıktın gittin şu anda. Evet gençler, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like'lamayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.